Merhabalar değerli arkadaşlar. Bu videomuzda bir anayasa denemesi çözmek istiyorum. İyi seyirler diliyorum. Taraflar arasında emredici hükümlere aykırı şekilde gerçekleştirilmiş olan hukuki işlem aşağıdaki yaptırımlardan hangisine tabidir diyor. Şimdi arkadaşlar sorunun kritik noktası şurası. Emredici hükümlere aykırılık. Yani yapılamaz denilen, yasaktır denilen şeyleri ne yapıyor arkadaşlar? Taraflar bu kuralları çiğniyor. O halde arkadaşlar yasaklar çiğneniyorsa, emredici kurallar çiğneniyorsa bu bizi nereye götürüyor arkadaşlar? Mutlak buhtana. Eğer şöyle olsaydı deseydi ki irade bir süre sakattır deseydi nispi butlan. Eğer şöyle deseydi işlemde kurucu unsurlarda eksiklik var, ana parçalar eksik deseydi yokluk. Eğer yetkisiz tarafı veya küçük tarafı bağlamıyor deseydi tek taraflı bağlamazlık ya da diğer adıyla askıda hükümsüzlükte kullanılabilirdi değerli arkadaşlarım. İşçi ve işveren arasında yapılan iş sözleşmesinde ücret ay başında ödenir hükmünden ayın birinci gününün anlaşılması aşağıdaki hukuk kuralları çeşitlerinden hangisini örnek teşkil eder? Şimdi arkadaşlar bu bütün kitaplarda geçen çok klasik bir örnekti arkadaşlar. Şimdi taraflar aralarında bir şey belirliyorlar. İşte burada işçi ve işveren oluyor taraflar. Aralarında bir şeyi belirliyorlar ve bu belirledikleri şeyin ne anlama geldiğini açıklamıyorlar. Sonra bunlar mahkemelik oluyorlar. Hakim de diyor ki kardeşim senin burada belirttiğin ayın başı ibaresi hukuka göre ayın birini ifade eder. Dolayısıyla kişilerin kendi aralarında belirlemesini sorsaydı ki onu sormuyor. Kişilerin kendi aralarında belirlemesini sorsaydı bu olurdu. Ama burada kendi aralarında belirledikleri ay başı ifadesinin ayın biri anlamına gelmesini sordukları için cevap ne oluyor değerli arkadaşlar? Yorumlayıcı. Şöyle bir örnek de verebilirim. Mesela iki tane arkadaş grubu mahallede maç yapıyorlar. Kolasına maç yapıyorlar. Kolasına. Maçı diyelim ki A takımı kazandı, B kaybetti. Şimdi B kazanan A'ya kola alacak. Bunlar aralarında belirlemişler. Biz kolasını oynuyoruz demişler. Maç bitti. A kola bekliyor ama burada bir problem var. Kolasını oynayacaklarını belirlemişler ama hangi tür kola olduğunu belirtmemişler. Yani Coca-Cola mı yoksa Bim'deki Le-Cola mı bunu belirtmemişler. İşte bizi nereye götürüyor arkadaşlar? Yorumlayıcıya sanırım götürüyor. Aşağıdakilerden hangisi hukuk düzenimize göre kişilik olarak nitelendirilemez? Ayırt etme gücü olmayan 36 yaşındaki Yavuz, Vira Taraftar Derneği, Öztürkler Limited şirketi, Trabzon Barosu, anne karnındaki 3 aylık bebek. Arkadaşlar, ayırt etme gücü olmazsa bile burada reşit bir bireyden bahsediyoruz. Dolayısıyla hayatta olan bir bireyden bahsediyoruz. Bunun kişiliği vardır. Medeni hukukta gerçek kişi ve tüzel kişi olmak üzere iki tür kişilik var. Dernekler, şirketler ve barolarda tüzel kişi kategorisine giriyorlar. Anne karnındaki 3 aylık bebek daha sağ ve tam doğmamıştır. Ve biz şunu biliyoruz. Gerçek kişilik nasıl başlar? Sağ ve tam doğmakla değerli arkadaşlarım. Aşağıdakilerden hangisi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basit çoğunluk yeterlidir? Değerli arkadaşlar. 600 milletvekilinin üye tam sayısının yani üye tam sayısının salt çoğunluğu yani 301. Salt çoğunluk yarıdan bir fazla demek. Üye tam sayısının yarıdan bir fazlası da 301'dir. 301'den az olan rakamlar basit çoğunluktur. Kendisi ve yukarısı nitelikli çoğunluktur. Burada soruda diyor ki hangisi için basit çoğunluk yeterlidir diyor. Arkadaşlar özel af ilanında 600'ün 5'te 3'ü. Erken seçimde 600'ün 5'te 3'ü. Anayasa değişikliği de 600'ün 5'te 3'ü değerli arkadaşlarım. Yüce Divan'a sevk kararında 600'ün 3'te 2'si yani 400 milletvekili ki bunlar nitelikli çoğunluk. Savaş ilanı ise değerli arkadaşlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla gerçekleşiyor. Dolayısıyla basit çoğunluktur. Cumhurbaşkanlık kararnameleri ayrıca yürürlülük tarihi belirtilmemişse ne zaman yürürlüğe girer? Önce şurada bir şey göstermek isterim. Cumhurbaşkanlık kararnamesi yani CK'lar 1982'de hukukumuza girdi. Bir de OCK var. OCK dediğimiz şey nedir değerli hocam? Olağanüstü Hal Cumhurbaşkanlık Kararnamesi de 2017'de hayatımıza girdi. Şunun iptaline Anayasa Mahkemesi bakar, şunun iptaline ise yargı yolu kapalıdır. Ve bunlar ne zaman yürürlüğe girerler? İçinde belirtilen tarihte. Velev ki tarih belirtilmemişse resmi gazetede yayınlandığı gün yürürlüğe giriyorlar. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi'nin görevlerinden biridir?
Önce bir şey hatırlatmak isterim. Anayasa Mahkemesi 1961 anayasasıyla gelen ve Türkiye'deki en yüksek mahkemedir ki 4 tane yüksek mahkeme var. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesi değerli arkadaşlar. Anayasa Mahkemesi'nin toplam 15 üyesi vardır. 12 tanesini Cumhurbaşkanı, 3 tanesini meclis seçiyor değerli arkadaşlar. Anayasa Mahkemesi üyeleri 12 yılına görev yapıyorlar. Bir defa seçilebiliyorlar. 45 yaş ile 65 yaş arası arkadaşlar yaş aralığına sahip olmaları gerekiyor. Şimdi hangisi Anayasa Mahkemesi görevlerinden biridir dedi. OHAL Cumhurbaşkanlık kararnamelerinin yargısal denetimini yapmak. Hayır. OHAL Cumhurbaşkanlık kararnamesi yargı yolu kapalıdır. Yönetmeliklerin yargısal denetimini Anayasa Mahkemesi yapmaz. Genel yönetmelik ise Danıştay, yerel ise idare veya bölge idare mahkemesi yapar. Milletvekillerini Yüce Divan sıfatıyla yargılamak, milletvekilleri Yüce Divan'a gitmez. Siyasi partilerin kurulmasına karar vermek, partiler izin alınmadan en az 30 vatandaş tarafından kurulur. İçişleri Bakanlığı'na bildirmek gerekiyor. Burada arkadaşlar cevap bireysel başvuruları sonuçlandırmaktır. Bireysel başvurular Anayasa Mahkemesi'ne bölümler bakar. Bireysel başvuru yapma süresi de arkadaşlar 30 gündür. 1982 Anayasası'na göre aşağıdaki kamulaştırma işlemlerinden hangisi de idare 5 yıla kadar taksitlendirmeye gidebilir? 5 yıla kadar taksit hangisinde yapılır? Önce şunu hatırlayalım arkadaşlarım. Evet önce şunu hatırlayalım. Kamulaştırma sosyal haklar grubunda yer alır. Kimler kamulaştırma yapabilir? Devlet veya kamu tüzel kişilikler. Ve anayasamıza göre kamulaştırma bedeli peşin ödenir ama büyük projelerde 5 yıla kadar taksit yapılabilir. Nelerdir bunlar arkadaşlar? Tarım, turizm, orman, enerji, iskan, sulama, kıyıların korunması gibi projelerde 5 yıla kadar taksit yapılabiliyor. O halde arkadaşlar şuradaki B seçeneğinde kıyıların korunması ve turizm 5 yıla kadar taksit yapılabilen büyük projelerdir. Bu arada anayasamızda şöyle yazar. Toprağı işleten küçük çiftçinin parası her durumda peşin ödenir. Arkadaşlar kamulaştırma işlemi bir idari işlemdir. İptaline idare mahkemesi bakar ama kamulaştırmanın bedeline itiraza ise Asliye Hukuk Mahkemesi bakıyor. Aşağıdakilerden hangisi il özel idarenin organları arasında yer alır? Arkadaşlar il özel idaresi bir mahalli kuruluş birimidir. 30 tane büyük şehirde yoktur değerli arkadaşlar buna dikkat. Ve il özel idaresi 3 parçadan oluşur. Vali, İl Genel Meclisi ve İl Daimi Encümeni, Vali Meclis ve Encümen baktığımızda C seçeneğinde bunu görebiliyoruz değerli arkadaşlar. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisinde diğerlerine göre farklı bir hukuki denetim ilişkisi vardır? Şimdi arkadaşlar bu idare hukukundaki hiyerarşik denetim ile İdari vesayet denetimi konusuyla ilgili bir sorudur. Bakanın genel müdürü denetlemesi hiyerarşidir. Yani üst ast ilişkisi. Belediye başkanı zabıta memurunu denetlerse hiyerarşi. Rektör öğrenci işleri şefini denetlerse hiyerarşi. Vali kaymakamı denetlerse hiyerarşi. Ama devlet tüzel kişiliğine sahip olan kaymakamın kamu tüzel kişiliğine sahip olan köy muhtarını denetlemesi nedir arkadaşlar? Tabii ki idari vesayettir. Dünyanın en büyük yüz ölçümüne sahip ülkesi aşağıdakilerden hangisidir? Kimdir bu değerli arkadaşlarım? Tabii ki Rusya Federasyonu'dur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aşağıdaki uluslararası kuruluşlardan hangisinin yargı organıdır diyor. Değerli arkadaşlarım Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi merkezi Strasbourg'tadır değerli arkadaşlar. Fransa'nın Strasbourg şehrindedir ve yargılama dilleri yani mahkemede kullanılan resmi diller İngilizce ve Fransızcadır. Türkiye AİHM'i de kabul eden ülkelerdendir değerli arkadaşlar ve bu sakın ha Avrupa Birliği'nin bir parçası değil karıştırmayın Avrupa Konseyi'nin bir parçasıdır. Türkiye adına UNESCO Dünya Miras Listesi'nde 2021 yılında en son eklenen kültürel varlık aşağıdakilerden hangisidir? Hocam 2021 ve en son eklenen kültürel varlığı soruyor. Bu Malatya civarındaki Arslantepe Höyüğü veya arkeolojik alanıdır. Bir nekropoldür değerli arkadaşlar yani mezarlardan oluşuyor. Türkiye Uluslararası Para Fonu IMF ile ilk stand-by antlaşmasını hangi yıl imzalamıştır? Arkadaşlar Türkiye'miz ile IMF arasındaki ilk stand-by antlaşması 1961 yılında imzalandı. 94. Oscar ödüllerinde Türkiye'nin yabancı dilde en iyi film dalında adayı olarak belirlenen film aşağıdakilerden hangisidir? Bunu Bağlılık Hasan filmidir. Bunlar yani direkt dıttırı dıt yani direkt bilgi sorusu olduğu için direkt geçiyorum. Tercih eden arkadaşlar bu bilgileri güncel bilgiler defterlerine ya da kitapçıklarına bir yere not alabilirler.
Cumhurbaşkanlığı Kimya 21 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri töreninde Vefa Ödülü'ne aşağıdakilerden hangisi layık görülmüştür? Şimdi arkadaşlar 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde bir kere şunu da söyleyelim. Sinema dalında Cüneyt Arkın'a ödül verildi. Müzik dalında arkadaşlar İdil Biret'e ödül verildi. Edebiyat alanında arkadaşlar Gürbüz Azak'a ödül verildi. Burada Vefa Ödülü soruluyor. Vefa Ödülü de Kemal Tahir'e verildi. Peki değerli arkadaşlarım, iyi çalışmalar diliyorum. Yeni videolarda sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.